Bakanlığı hüzünle izliyorum arkadaşları, hüzünle. Ve milletimiz adına kötü bir sınav veriyorlar, vermeye devam ediyorlar. Birkaç örnek vereceğim. Bu konuda çok fazla kendimi de yormak istemiyorum. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz minvalinde. Burada bir oyuncak bulduk, üstünde ne yaparız diye devletin bütün kurallarını imha ederek, yok ederek hareket etme anlayışı tam da bakanlığa ve bu talimatı veren bakana yakışıyor. Bunlar vitrinde durmak ve hani bir kişinin gözündeki bir spor etkinliğinde söyleyeyim. Hani madalya kürsüsünde birinci mi olacağım, ikinci mi olacağım, üçüncü mü olacağım diye o bir kişinin gözünde bir yere oturmaya çalışan arkadaşlar. Üzülüyorum bu tür seviyelere inmelerine. Çünkü devletin önemli bir kurumunda görev yapıyorlar. Acı olan ne biliyor musunuz? 94-2018. 24 senedir izlemişler. 24 sene sonra bütün milletin ekranlarda izlediği, sonra da suç örgütü diye yargılanan bir kişi, ismi Adnan Oktar, hapse atılıyor. 24 sene sonra göstermelik bir yıkım yapıyorlar. Sonra burada bir işte malum süreç, bir yabancı kişi geliyor, bir mülkiyet alıyor, izin alıyor ve usulsüz süreçler işliyor. Büyükşehir Belediyesi zaten tutanakları tutuyor ve garip olan, zaten yıkım programında olan yere bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesi hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretinde. Peki aynı bakan, aynı yönetim, tekrar ifade edeceğim, milletin gözünün içine bunu soka soka anlatacağım ki milletimiz bunu görsün. Bu arkadaşların gözüne bunu böyle hani sokarak anlatacağım. Çünkü Boğaz'ın kıyısında bizim kamulaştırmamıza da engel olacak bir biçimde, Boğaz'ın kıyısında, kaldırımda, Üsküdar Meydanı'nın önünde bir alana günübirlik tesis alanı diye yapı yapılması için imar veren bir anlayış kendini ispat etmek için paralıyor. Daha kötüsü, biz oraları yıkarken önümüze polisi dizen de bunlar. Bizim polisimizi, 3 otobüs polisimizi orada önümüze dizen de bunlar. Şimdi bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Ama kötü olan ne biliyor musunuz? Gene millete dönük bir aklama değil. Bir kişinin gözünde parlama aklaması bu. Bunlara tenekeden birer madalya yollayacak millet sandıkta, tenekeden. Ve inşallah boyunlarında gezdirirler. Bu şehrin muhafızı belli. Bu şehrin muhafızı olan insanlar belli. Biz Allah'ın izniyle o Boğaz'a bakan askeri alanlarda yaptıkları kuleleri bilen birisi olarak, açtığımız davaları bilen birisi olarak, tek bir metrekareye tek bir imar rantı çıkartmayan birisi olarak, yüzlerce noktada imar çıkartan, parsel bazlı küçücük parsellere bile hala Şehircilik Bakanlığı'nda imar tasarlayan akla karşı mücadele etmeye, muhafız olmaya devam edeceğiz. Bu muhafızlığımız büyük bir muhafızlığıdır. Bugün İstanbul muhafızlığıdır, yarın Türkiye muhafızlığıdır. Bu konuda çok başarılı ve iyi bir ekibe, iyi bir anlayışa sahibiz. Arkamızda da 10 milyonlarca vatandaşımız var. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Devletin bir kurumunu temsil ettikleri için hallerini hüzünle izliyor. Spor camiasının değerli yöneticileri ve aynı zamanda değerli yol arkadaşlarım, hem meclisimizin hem kurumumuzun değerli yöneticileri ve bireyleri, aynı zamanda spor medyası başta olmak üzere bize bu kıymetli yarışın en güçlü şekilde topluma ulaştırılması ile ilgili atılacak adımları takip eden medya mensuplarına hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim. Sevgili hemşehrilerim, kıymetli İstanbullular, yine bir uluslararası organizasyonun toplantısında birlikte olmaktan elbette mutluyum. İstanbul Bisiklet Turu'nun ismi bile beni çok heyecanlandırıyor. Düşünsenize bu güzel kenti bisikletle beraber turlayan sporcuları izlerken aslında bütün İstanbul'u izlemiş oluyorsunuz.
değerli basın mensuplarımızın huzurunda yeniden İstanbul'un tarihini, kültürel coğrafya ve avantajlarını anlatmak isterim. Kentimizi açıkçası hep beraber yıllarca anlatsak dahi yetmez. Bu sabah yine dünyanın önemli bir sektör alanı olan peyzaj mimarlarının buluşmasını ziyaret ettim ve orada bir konuşma yaptım. Yöneticilerle buluştuk. Her birisinin hayranlıkla beraber İstanbul'a olan ilgilerini ve yaşadıklarını birkaç gün içerisinde anlatmaları beni hem heyecanlandırdı, hem gururlandırdı, hem de sorumluluğumuzu bir kat daha arttırdı. Şunun altını çizmek isterim. Gerçekten İstanbul'un bu olağanüstü özelliklerini sporun büyük erişim gücüyle bir araya getirdiğimizde tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede müthiş sonuçların çıktığına şahitlik ediyoruz. Spor açıkçası her yönüyle çarpanı çok yüksek bir organizasyon. İstanbul'u sporla, özellikle de uluslararası organizasyonlarla bir araya getirdikçe hem dünyada milyonlarca insana İstanbul'umuzu tanıtıyoruz ve bu şehre ulaşma şansını veriyoruz, hem de onlara en güçlü ve en doğru, en İstanbul'a yakışan, ülkemize yakışan mesajları bu vesileyle daha itibarlı bir biçimde ulaştırdığımızı düşünüyorum. Tabii bu mesajların ne olduğunu bilmek lazım. İstanbul dünyanın en önemli medeniyet başkenti diyebiliriz. Bu çok kıymetli. Bu şehir binlerce yıllık tarihe sahip, binlerce yıl dünyanın odağında yer almış ve almaya devam eden bir metropol. Dünya kültürünün göz bebeği bir şehir. Boğazıyla iki kıtayı ve uygarlıkları ayırırken aynı zamanda birleştiren de bir şehir olmuş ve dediğim gibi binlerce yıldır bu misyonunu yerine getiren bir pozisyonu var. Bir geçiş yolu gibi gözükse de olağanüstü doğal güzellikleriyle tarih boyunca milyonlarca insanın geçip gitmediği, kalıp yaşamayı tercih ettiği ve bir tutkuyla parçası olduğu bir şehir İstanbul. Tabii uluslararası büyük spor organizasyonlarının sayısını arttırarak yıllar geçtikçe de geleneksel hale getirmek, tüm güzelliklerimizi ve özelliklerimizi güzelliklerle beraber dünyaya anlatmamıza büyük katkı sunuyor. Onları bütün dünyayı, bütün dünya gezen insanları İstanbul'da buluşmaya çağırabiliriz. Tabii bisiklet sporunun farklı bir avantajı da var bu anlamda. Spor severlerin hem yarışa, az önce ifade ettiğim gibi, hem yarışın geçtiği alanları görmelerini ve odaklanmalarını sağlayan bir spor. Bu anlamda doğru bir iletişim stratejisiyle bu turumuzu geleneksel hale getirdiğimizde İstanbul'a dair çok çarpıcı geri dönüşler alacağımızı şimdiden hissedebiliyorum. Ve şunu söyleyeyim, İstanbul'un bu dokusunu insanlarımız yaşadıkça, gördükçe, böyle bir sporla birleştiğini daha derinden hissettikçe ben eminim İstanbul'u koruma ve İstanbul'u geliştirme duygusunu da en yüksek seviyeye taşıyacaktır. Doğasını, havasını, çevresini, tarihini, bütün o güzel dokularını koruma konusunda da sorumluluklar yükleyecek bir organizasyon olduğunu düşünüyorum bisiklet turunun, Tro İstanbul'un. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları ve gerçekten bizim en büyük idealimiz olan, inşallah 2027 Avrupa Oyunları'ndan sonra 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları dünyaya örnek bir biçimde İstanbul'da gerçekleştirmek. Tabii bu turnuvalarla aslında buna da bir altlık oluşturduğumuzu, bir spor şehri İstanbul'un varlığını da bütün dünyaya göstermiş oluyoruz. Bu yönüyle dünyanın aslında en önde spor kentlerinden birisi olduğunu İstanbul'un da hatırlatmak gerekiyor. Bu şehir kar sporlarının dışında bütün sporlara uygun olduğunu görebiliyoruz. Yüz binlerce
spor severle tüm salonları, statları doldurabilecek de bir potansiyele sahip. Sokaklarında, yollarında uluslararası öneme sahip bir bisiklet turu düzenleyip daha ilk yılında az önce arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi kategori yükseltecek bir güçle hareket ediyoruz. Spor dünyasının tüm yıldızlarının gelip yeteneklerini göstermek isteyeceği de bir kentiz. Yeter ki gerekli imkanları yaratalım, doğru bir organizasyon planlamasıyla dünyanın spor başkentlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyelim. Tabii biliyoruz ki spor aynı zamanda bir endüstri. İstanbul'da bir yanıyla da dünyada ekonomi başkentlerinden birisi. Odaklandığımız takdirde sporun dev potansiyelini harekete geçirdiğimiz takdirde İstanbul ve Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak organizasyonları da harekete geçirme şansına sahibiz. İstanbul Bisiklet Turu'nu da bu yaklaşımla ele aldığımızı belirtmek isterim. Doğru yatırımlarla, spor yoluyla kentimize, ülkemize, halkımıza istihdam ve gelirler sağlayabiliriz. Spor tüm dünyanın parçası olduğu bir kültür aslında ve bu kültürün gelişmesi, toplumun gelişmesine de çok üst seviyede katkılar sunduğunu biliyoruz. Bizim için bu yönüyle bisiklet, bu evrensel spor kültürü içerisinde bambaşka bir yere de sahip. Çünkü biz her yaştan İstanbullu için bisiklet sporunu sürdürülebilir ulaşımın teşvik edilmesine katkı sağlayan en önemli unsurlardan da birisi olarak görüyoruz. Bisiklet, çevre dostu bir ulaşım aracı olarak sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olduğu için de bu alana özenli ve stratejik yatırımlar yapıyoruz. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yollarının sayısını ve kilometrelerini yoğun bir biçimde arttıran bir yönetimiz. Bisiklet kullanımını teşvik ederek bisikletçilerin güvenliğini sağlayarak şehrimizde bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı çok ciddi anlamda hedefliyoruz. Bu nedenle yollarımızda uluslararası yıldızlar pedal çevirdikçe İstanbullular için rol model olacağına, bu konudaki talebin artacağını da biliyoruz. Tabii bu şehirde yaşam kalitesini arttırma vaadiyle yola çıkmış bir yönetici olarak inanıyorum ki doğru kent planlamasıyla daha sağlıklı bir kent olma yolundaki adımlarımızı bisiklet yoluyla daha hızlı bir şekle kavuşturabiliriz. Bunun da farkındayız. Tabii aynı zamanda İstanbul'un dört bir yanında bisiklet rotalarına uygun yeşil alanları var etme konusundaki özellikle vadilerde oluşturduğumuz yaşam vadilerinin ve bunun yanı sıra farklı doğal alanlarda oluşturduğumuz uzun kilometreleri kapsayan bisiklet yollarımızda bir yanıyla insanlarımızın sağlıklı bir yaşama sahip olmaları ve aynı zamanda ulaşımın bir parçası olma yönünde de en önemli adımlarımız olduğunu da ifade etmem gerekir. İstanbul Bisiklet Turu bu yılda dünyanın dört bir yanından gelen önemli sporcuların katılımlarıyla gerçekleşecek. Az önce arkadaşlarım ifade ettiler, yarışmacılar bu şehirde unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. Bu önemli organizasyonda 22 takım ve ülkelerin bulunması ve özellikle çok yarışmacı ve güçlü takımların varlığı bizi elbette mutlu etmiştir. Bu yönüyle bu yarışta bu sene ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin de takımının varlığı ve bu yönde atılan adımdan ötürü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı yönetimine ve ekiplerine teşekkür etmek istiyorum. Tabii az önce ifade edilen ve talep edilen kadın takımının kurulması konusunu da arkadaşlarım özellikle bu tür amatör branşları ne kadar önemsediğimi zaten biliyorlar. Kaldı ki belli profesyonel hatlarda üst lig hedefi olan Türkiye'deki kulüplerimizin dışında biz ise bu tür özellikle amatör branşların ve özellikle olimpik spor branşlarının geliştirilmesi noktasında
son derece fedakarlıkla hem yarışmacı, sporcu ve takımların varlığını önemsiyorum. Hem de bu branşların altyapılarına dönük semt semt bu kulübümüzün başta spor daire başkanlığımız ve Spor İstanbul şirketimiz, iştirakimiz olmak üzere farklı kurum kuruluşlarla da işbirliğiyle Türkiye'nin en örnek kulüplerinden birisi, hatta birincisi olmasını arzu ediyorum. Bu yönüyle 2027 ve 2036 vizyonuna da emin adımlarla ilerleyen bir kulüp olması bizler için çok kıymetli bir yolculuk. Bu talebi de mutlaka dikkate almaları ve adımlar atmalarını diliyorum. Tabii bütün paydaşları, Bisiklet Federasyonu başta olmak üzere bütün paydaşları tebrik ediyorum. Bu büyük organizasyonun ikinci kez gerçekleşmesi büyük özveri. Biliyoruz ki Renay Bey de söyledi, hem 50. yaşına doğru giden maratonumuz, yine 40. yaşına doğru giden Boğaz'dan karşı karşıya geçilen yüzme yarışımız ve Tour of İstanbul, yani İstanbul Bisiklet Turu, gerçekten benim için İstanbullu adına kıtaları geçen üç sporla ilgili tacı diyebilirim. Ben tabii bunun yanına bir de Haliç'teki kürek yarışımızın da, uluslararası kürek yarışımızın da dörtleme yaparsak önemli bir turnuvası, İstanbul'u en iyi gösteren, hissettiren turnuvaları diye belirtmeyi bir hatırlatma olarak vatandaşlarımıza iletiyorum. Tabii özellikle bu önemli etkinliği de başarıyla gerçekleştireceğiz. Etkinliklerimizin düzenlenme esnasında halkımızın yoğun ilgi göstermesi bizim açıkçası en önem verdiğimiz konu. Bu yönüyle şehrimizde gerçekleştirecek her büyük uluslararası organizasyon İstanbul halkının ilgisiyle, misafirperverliğiyle, hoşgörüsüyle ve özellikle spor centilmenliğini de en üst seviyeye taşıyan tutum ve tavırlarıyla başarılı olabilir. Bu çok önemli. Bu yönüyle özellikle rotanın geçeceği alanlarda farklı kurumlarımızın ve farklı kurumların, İstanbul'a dair kurumların başta kültürel, sanatsal etkinlik yapma gayreti içerisinde olabilecek kurum ve kuruluşlarımızın çok etkili alanlarda, Haliç kıyısında, Bağdat Caddesi'nde aklıma gelen, tabii ki Beşiktaş, Dolmabahçe hattında ve aynı zamanda kırsalda, Çatalca ve Şile boyutunda da çok farklı etkinliklerle insanlarımızı oraya davetkar bir biçimde haberdar etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yine başta bizim olmak üzere bütün medya, kurum ve kuruluşlarının da böylesi bir etkinliği en üst seviyede duyurmaları konusunda da özenli davranmalarını diliyorum. Son olarak ikincisini düzenlediğimiz Tour of İstanbul'a katılacak tüm takımlara ve sporcularımıza da elbette başarılar dilerim. İstanbul'un o eşsiz güzellikleri eşliğinde pedal çevirecek olan bisikletçilerimizin burada geçirecek süre boyunca çok değerli anılar biriktirmelerini dilerim. Hep birlikte yol ve doğa koşullarına karşı sporu, dostluğu, dayanışmayı kutlayacağımız büyük bir organizasyon olması ve emeği geçen herkese de kolaylıklar dilerim. Herkesin desteğiyle her yıl gelişen turumuzun daha yüksek tanıtımla dünya kamuoyuna ve ulusumuzun kamuoyunda en iyi şekilde hissedileceğine de inanıyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder. Hepinizi burada yanımızda görmekten de mutluluk duyuyorum. Başarılar dilerim.